Mensupları biliyorsunuz kurultaydan önce Hatay'ı ziyaret ettiğimde 80 ilde yaptığımı Hatay'da yapmayacağımı söylemiştim ve siyaset konuşmadım basın önünde ve özellikle şunu vurgulamıştım. Bundan sonraki ilk ziyaretimi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olduğumda Hatay'a gerçekleştireceğimi söylemiştim. Bundaki sebep örgütümüzün, belediye başkanlarımızın hep üzerinde durdukları ve bizi bilgilendirdikleri nokta şu. Nasıl depremde Hatay'da gecikildiyse deprem sonrası da yaraların sarılmasında Hatay hep birkaç adım geriden gidiyor. Ve Hatay gündemden düşürülüyor. Hatay çok büyük acılar çekti. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu anki genel başkanı olarak ilk genel başkanımızın emaneti olan ve benim meselem dediği Hatay'ı söz verdiğim gibi bundan sonra benim meselem kabul ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın mesele ettiği bir konunun ülke gündeminden düşmesi mümkün değil. Hatay'ı gündemde tutacağız. Hatay'ın demografisinin bozulmasına izin vermeyeceğiz. Hatay'ın özellikle tüm inançların birlikte yaşayabildiği Hatay'ın bu özelliğinin korunmasına önem vereceğiz. Hatay'da birilerinin rant projelerine izin vermeyeceğiz ama Hatay'ın Atatürk'ün emanetine yakışır şekilde yeniden imar edilmesi ve yeniden ayağa kaldırılması sürecini yakından takip edeceğiz. Bir kez daha hayatını kaybeden herkesi rahmetle anıyoruz. Acılı ailelerine bir kez daha başsağlığı diliyoruz. Ben buraya Hatay'ın ilk günden itibaren yaralarının sarılması noktasında üstün gayret gösteren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte geldim. Ayrıca o acılı günlerde büyük bir travma içindeyken görevinin başından bir saniye ayrılmayan ilk andan itibaren orada olan Lütfi Savaş Başkanımızla da birlikteyiz. Belediye başkanlarımızla birlikteyiz. Program malumunuz. Bundan sonraki süreçte Hatay'daki temaslarımızda yine sizlerle birlikte olacağız. Bu samimi karşılama için de il başkanımın şahsında bütün örgütüme, önceki dönem milletvekillerime, mevcut milletvekillerime teşekkür ediyorum. Buyurun başkanım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bizden bir şeyler söylemişsiniz. Estağfurullah. Ben teşekkür ederiz. Genel başkanımızın bu ilk ziyaretinde kendileriyle birlikte olmaktan hem Hataylılarla, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız, İl Başkanımız, buradaki diğer dostlarımızla birlikte olmaktan gururluyuz. İnşallah Hatay'ın bir an önce bütün sıkıntılarının çözüldüğü günleri yaşarız. Evet, teşekkürler. Dikmece halkı, 112 gündür direnen Dikmece halkı, bugün direnişimizde önemli bir gün. Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel ve Sayın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız aramızda var. Ve beraberindeki heyete hoş geldiniz diyorum. Sayın Genel Başkanım, öncelikle sizi tebrik etmek istiyoruz yeni görevinizden ötürü. 112 gündür. Hocam, Halkar Fikmetel'e İmamoğlu'ndu. Buyurun hocam. Başkanım, başkanımız, hoş geldiniz. 112 gündür medyayla, sokakta, mecliste, her yerde duyurmaya çalışıyoruz. Birkaç sözümüzü size iletip, sonra sizin konuşmanızı dinlemek istiyoruz. Dikmece Köyü, zeytinlikleriyle gördüğünüz gibi meşhur bir köydür. Ve şu anda depremde ölmedik. Ama deprem sonrası yolsuz, usulsüz, kuralsız uygulamalarla öldürülmeye çalışıyoruz. Yaklaşık 400 bin zeytin ağacımızı kesmek istiyorlar. Bunların çok büyük bir kısmı 500-600 yıllık asırlık ağaçlar. Burası mikroklim özelliğinden ve toprak yapısından ötürü bölgenin en kaliteli zeytin ve zeytinyağının üretildiği bir yer. Toprak yapısı yumuşak. Maalesef aşağı mahalle yapısından kaynaklı tamamen yıkıldı ve yüze yakın yurttaşımızı kaybettik. Aynı yere şimdi TOKİ konutları dikilmeye çalışılıyor. Hiçbir bilimsel çalışma yapılmaksızın. Zeytinle ilgili torba yasayı 14 Temmuz'da çıkardılar. Ancak ihaleyi 2 ay öncesinden vermişlerdi kılıfını uydurmak için. Biz burada 112 gündür direniyoruz. Ve geçen hafta
Hatay 3. İdare Mahkemesi bizim lehimize yürütmeyi durdurma kararı verdi. Bu kararı veren yürekli hakimleri tebrik etmek istiyoruz. Fakat sizin de, Sayın Genel Başkan, sizin de Yargıtay ve yargı darbesiyle ilgili yaptığımız konuşmalara benzer bir durumu şu an Hatay'da yaşıyoruz. Yürütmeyi durdurma kararı verdim arkadaşım. Yürütme durdurma kararı elimizde. Fakat maalesef iş makineleri hiçbir kural, yasa, mahkeme tanımaksızın aşağıda çalışmaya devam ediyorlar. Bizim Dikmece halkı olarak talebimiz, biz burada zenginliklerimizle, doğamızla, toprağımızla yaşamaya devam etmek istiyoruz. İnancımızla, kültürümüzle. Bizim buradan sürülmemize izin vermeyeceğiz. Alevi olmak suç değildir. Biz Alevi olarak bu ülkenin eşit yurttaşı olmak istiyoruz. Burada kalmak istiyoruz. Size de dayanışmanızdan, desteğinizden ötürü çok teşekkür ediyoruz. Bütün Dikmece halkı adına 112 gündür direnen Dikmece köyleri adına bir kez daha hoş geldiniz diyoruz, onur verdiniz. Dikmece! Herkese merhabalar. Dikmece'nin güzel insanları, sevgili canlar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ben buraya bugünkü Hatay programı olunca sizin sesinizi de Ankara'dan da duyduğumuz için geleyim, bir olayı sizin ağzınızdan dinleyeyim dedim. Elimde bir mahkeme kararı var. Sizin başvurunuz sonunda hakim karar vermiş yürütmenin durdurulmasına. Benzer bir olay Manisa'da Yırca'da yaşanmıştı. 6000 tane zeytinlik kesilip termik santral yapılmak isteniyordu. Yırca köylüleri sizin gibi zeytinlerine sahip çıkmak istediler. Biz de onlarla birlikte direndik ve 600 ağaç kesilmişken yürütmeyi durdurma kararı alındı ve durdu. Sonra da mahkeme kazanıldı. Şimdi bu mahkeme kararının üzerinde Türk milleti adına yazıyor. Yani Türk milleti adına kararı bir uyuşmazlıkta mahkemeler veriyor. Bu kararı tanımamak Türk milletini tanımamak demektir. Eğer mahkeme dur deyince duruluyor, yürü deyince yürünüyorsa orası hukuk devletidir. Yok, mahkeme dur deyince durulmuyorsa orası hukuk devleti değildir. Orada düzen kalmaz. Sen kurala uymazsan vatandaşın uymasını bekleyemezsin. Bunun için buradan Dikmece'den mahkemenin yürütmeyi durdurma kararını, bu karara derhal uyulması gerektiğini, süreci en yakından takip edeceğimizi siz Dikmece'nin güzel insanlarına ifade etmek isterim. Burada Dikmece'de 500 yıllık zeytin ağaçları, 500 yıllık zeytin ağacı gitti mi geriye gelmez. Zaten yürütmeyi durdurmada yazmış ki hakim, telafisi mümkün olmayan sonuçları olabileceğinden yürütmeyi durdurdum, kararı bilahare vereceğim demiş. 500 yıllık zeytin ağacını kestin mi, sonra mahkeme başka bir karar verdiğinde nasıl geri getireceksin? 500 yıla daha ihtiyaç var. O yüzden bunu bütün Türkiye kamuoyuna Dikmece'den ifade edelim. Aynen Anayasa Mahkemesi'nin kararını Yargıtay'ın saymaması ve Cumhurbaşkanı da onlara destek vermesi gibi hukuk devleti ayaklar altına alınıyor. Buradaki yargı kararının derhal uygulanması gerekli. Takip edeceğiz. Zaten milletvekillerimiz, önceki dönem milletvekillerimiz konu hakkında bilgi verdiler. Çok net bir şey var. Biz deprem konutlarının bir an önce yapılmasını istiyoruz. Çok net bir şey var. En sağlam zeminlere yapılmasını istiyoruz. Çok net bir şey var. Bu konuda hızlı davranılmasını istiyoruz elbette. Ama mahkemenin zeytin kesemezsin, bu ağaçların kesilmesi doğru değil dediği yerde buna sığınılmaması lazım. Derhal yerin değiştirilip hızlı şekilde devam edilmesi gerekiyor. Bir kez daha
hayatını kaybeden tüm komşularınızın, tüm hemşerileriniz için Allah'tan rahmet diliyoruz. Başınız sağ olsun. Sizler çok güzel insanlarsınız. Çok temiz kalpli insanlarsınız. Hepinizi çok seviyoruz. Çok sayıyoruz. Kolay gelsin. Yanınızdayız, arkanızdayız.